Kolay Ders'te hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda feelings yani duygular konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Evet, bazı emojilerle size bazı duyguları anlatacağım şimdi. Energetic yani enerjik. Tired yorgun. Hungry acıkmış. Thirsty susamış. Good iyi demek. Okay de iyi. Yani fena değil. İkisi de hemen hemen aynı anlamda. Bad. Kötü. Surprised. Şaşırmış. Angry. Öfkeli. Happy. Mutlu. Sad. Üzgün. Unhappy. Mutsuz. Ya aslında ikisi de hemen hemen aynı anlamları geliyor. Happy biliyorsunuz mutlu demek. Başına an gelince olumsuzluk eki an. Yani mutlu değil, mutsuz. Sad de üzgün, mutsuz anlamlarına geliyor. Peki, şimdi iki kullanım var. Duygularımızı söylerken şöyle bir kağıt alalım. I feel ile başlayabiliriz cümleye. I feel ya da I am. Ne demek? I feel dersek hissediyorum. Nasıl hissediyorum mesela? Hissediyorum. Ne demişiz burada? I feel sad. Üzgün hissediyorum ya da I feel happy. Mutlu hissediyorum gibi olabilirdi. I am dediğiniz zaman ise mesela diyelim ki I am happy dedik. I am happy. I am ben şöyleyim gibi bir anlama geliyor. Nasılım? Mutluyum. İkisi de duygularımızı anlatmak için kullandığımız kalıplar. I'm happy, mutluyum. I feel happy deseydik de mutlu hissediyorum. Anlamlar aynı. Şimdi cümleler üzerinden ilerleyelim. I feel sad, üzgün hissediyorum. I'm happy, ben mutluyum. I feel bad, kötü hissediyorum. I'm hungry. Ben açım. Şimdi burada yanları emojiler koymuşuz. Hangileri onu bulmaya çalışıyoruz aslında. Burada hangisi olacak? Tabii ki bu olacak. Burada da I'm hungry demiş. Açım. Bakın böyle yapıyor. Herhalde bu olsa gerek. I'm surprised. Ben şaşkınım. I'm good. Ben iyiyim. Bu da şu olsa gerek, değil mi? I feel angry. Sinirli hissediyorum. I feel tired. Yorgun hissediyorum. Evet, sinirli. I'm thirsty. Ben susuzum. I feel energetic. Enerjik hissediyorum. Tabii ki de I'm thirsty. Ben susuzum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi mesela az önce ne dedik? Şu kullanımlarda farklı bir renkle kalem alacağım. I'm happy demiştik. Mutluyum. Peki şöyle deseydim. I'm a cat. Cat neydi? Kedi. A ise bir anlamına geliyor. Ben bir kediyim değil mi? Ben bir kediyim. Peki. Diyelim ki şuraya sad dedik. Ne olacak? Hemen bir sad ekledik. Ben nasıl bir kediyim? Mutsuz, üzgün bir kediyim. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi bu tür cümleler var. Şöyle çıkaralım bunu. I'm a sad cat. Ben mutsuz bir kediyim. I'm a tired donkey. I'm a donkey deseydi sadece ne olacaktı? Ben bir eşeğim. I'm a tired donkey. Ben yorgun bir eşeğim. I'm a hungry cow. Şimdi I'm a cow dese sadece. Cow neydi? İnek. Ben bir ineğim. I'm a hungry cow. Ben aç bir ineğim. Peki. Böyle bölmüş burada da. I'm a horse demiş. Ben bir atım. I feel happy. Mutlu hissediyorum değil mi? I feel hissetmek demekti. Peki bunu yukarıdakiler gibi kısa versiyonunu yapmak istesek nasıl yapacağız? Şöyle ters çevireceğim kağıdı ve farklı bir renk almak istiyorum. Yeşil kullanalım. I'm a horse. Ben bir atım. I feel happy. Mutlu hissediyorum. Ne diyebiliriz? I'm a happy horse. Değil mi arkadaşlar? Ben mutlu bir atım. Yukarıdakiler gibi oldu şimdi. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle bölebilirsiniz. Mesela burada da I'm a cow. I feel hungry. Ben bir ineğim. Aç hissediyorum diyebilirdik. Devam edelim. Şimdi bir cümlelerimiz var. I'm happy. Ben mutluyum. Demiş ki this is Ceren. Bu Ceren.
She is happy. O mutludur. Burada she, he ve it. Bilmeyen arkadaşlarımız için şimdi ufak bir hatırlatma yapacağım. Şimdi İngilizce'de ben, sen, o, biz, siz, onlar Türkçedeki gibi tabii ki böyle kelimeler var. Fakat bizden farklı olarak onlarda o kelimesi 3 tane. Neler var onlarda? He, she ve it. Yani he is, she is ve it is. He is erkekler için o anlamına geliyor. She is bayanlar için o. It is ise cansız varlıklar ve hayvanlar için o anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu bilgileri aklımızda tutarak şu cümleleri inceleyelim. This is Ceren. She is happy. Şimdi Ceren bayan olduğu için o mutludur diyeceğimiz zaman she is happy. Ben mutluyum nasıl diyorduk? I'm happy değil mi? Şöyle yapalım. I am happy. Peki o mutludur nasıl dedik? She is happy. Bayan için değil mi arkadaşlar? Ah, kağıdımızı çekelim şöyle. Peki, he is my father. My neydi? Benim demekti. Father, baba. He is my father. O benim babamdır. He is sad. O üzgündür. He neydi? Erkekler için o. Değil mi arkadaşlar? It is my dog. It is my dog. O benim köpeğimdir. It is thirsty. O susuzdur. He is John. O John. He is energetic. O enerjiktir. Enerji doluymuş Can. Devam edelim bakalım. Evet, güzel fiillerimiz var. Şimdi fiiller neydi? İş, oluş, eylem belirten kelimeler. Yani bir şey yapmaktan bahseden kelimeler kısacası. Cook nedir? Pişirmek demek. Annelerimiz yemek pişirir. Biz ne yaparız? Yeriz. Eat, yemek. Read, okumak. Drink, içmek. Go, gitmek. Sleep, uyumak. Devam edelim. Study, ders çalışmak. Listen, dinlemek. Watch, izlemek. Play the piano, piyano çalmak. Write, yazmak. Ride a bike, bisiklet sürmek. Bir diyalogumuz var ama biraz karışık bir diyalog. Şimdi okları takip edeceğiz. Önce kim konuşuyor, sonra kim konuşuyor diye. Yeşil kişiyle mor kişi konuşmuş. Yeşil kişi demiş ki, Hi Ceren, merhaba Ceren. Cevap geliyor, Hello Ali, merhaba Ali. How are you? Nasılsın? I'm okay today. Ben bugün iyiyim. Bakın bu today bugün demek. I'm okay deseydi sadece ben iyiyim. Ama bir de bugün eklemiş, ben bugün iyiyim. How do you feel? Nasıl hissediyorsunuz? Bakın bu da güzel bir cümle. Bunu da yazalım. How do you feel? Şöyle daha canlı bir renk kullanalım. Birine hislerini sormak için kullanabileceğimiz güzel bir kalıp. Birleşik oldu, pardon. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Size de böyle bir soru sorulduğunda nasıl hissettiğinizi şöyle de söyleyebilirsiniz. I feel happy. Değil mi? Başka nasıl söylüyorduk? Ya da I'm happy diye cevaplayabilirsiniz. Tamam mı? Bakalım Ceren nasıl cevaplamış? Demiş ki I feel good. İyi hissediyorum. Let's play basketball. Let's arkadaşlar hadi anlamına geliyor. Hadi ne yapalım demiş? Play basketball. Basketbol oynayalım. Okay. Let's go and play. Okay, yani tamam. Let's go. Hadi gidelim. And ve play, oynayalım. Bakalım sırada ne varmış. Evet, let's'i burada biraz açmak istedik. Let's hadi demek. Hadi. Mesela I'm happy. Ben mutluyum. Bu arada şunu da anlatayım arkadaşlar. Çok konudan konuya atlıyoruz ama kağıdımızın da canı çıktı. Şöyle bir boş yer bulalım bakalım. Oraya da farklı bir renk bulabilirsek her şey mükemmel olacak. Kağıdımızı kaydırdım galiba ama bir saniye kadrajı inceleyelim. Evet, kadrajdayız. Sıkıntı yok. Şimdi I'm a happy horse dedi ya. Şurada bu M'i şöyle kısa yazabilir. Şöyle diyebilirdi. I'm a happy horse. Yani I am böyle de yazılabilir, şöyle de yazılabilir. İkisi de aynı anlama gelir. İkisini de kullanabilirsiniz.
bakalım. I'm happy. Ben mutluyum. Let's ride a bike. Ride a bike neydi? Bisiklet sürmek. Ya da bisiklete binmek. Ne demiş? Ben mutluyum. Hadi bisiklete binelim. I'm hungry. Ben açım. Let's eat pizza. Hadi pizza yiyelim. I'm thirsty. Ben susuzum. Let's drink ayran. Hadi ayran içelim. Drink içmek demekti. I feel good. Ben iyi hissediyorum. Let's play football. Hadi futbol oynayalım. Bakalım başka kağıdımız var mı? Varmış. Devam ediyoruz. Galiba bu son kağıdımız. Ah, kağıdı da kaydırdım ve altına da bakamadım. Oldu. Tamam. Son kağıdımız arkadaşlar. Hello mommy. Merhaba anne. Biliyorsunuz mother anne demekti ama mommy diye böyle kısa ve sevimli bir şekilde de söyleyebiliyorduk anneyi. I'm energetic today. Ben bugün enerjiyim. Let's play a game. Hadi bir oyun oynayalım. O bir nida yani falan gibi bir anlamı var. I'm sorry. Üzgünüm. I'm tired. Ben yorgunum. I feel bad. Kötü hissediyorum. Hepsini sıralamış arkadaşlar. Anne kesinlikle oyun oynamak istemiyor bugün, belli oldu. Well demiş çocuk. Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Okay. Anne tamam demiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size ders anlatmak benim için bir keyifti. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.